arkadaşlarım. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizden razı olsun. Biliyorsunuz 2019 Ağustos 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Mehmetçiğimizle beraber şehit olan Erzurum Palandöken ilçemizin nüfusuna kayıldı. Metin Aydemir şehit olmuştur. Dolayısıyla o gün biz ailesiyle bir görüşme yaptık. Şehit olan ailemize bir nebze de olsa destek olmak için bir ev sözü verdik. Şu anda o evin kapısını ve anahtarını kendilerine teslim etmek için sizlerle bir arada bulunuyoruz. Tabii ki değil bir ev Erzurum'u da 1000 tane ev de verseniz asla ve asla onun yerini tutmaz. Peygamberlikten sonra en yüce mertebe şehitliktir. Bu yüzden biz sadece ailesine az da olsa destek olma mahiyetinde böyle bir girişimde bulunduk. O yüzden biz bundan evvel de bir ev daha vermiştik. Yine bir şehidimiz olmuştu. Yine Palandöken ilçemizin Konaklı mahallesinde Mesut Kazanç şehidimize de bir ev verdik. Ayrıca yine şehitlerimizle ilgili Palandöken ilçemizde bir şehitlik yaptık. Şehitler parkı yaptık. Onun içerisine şehitlik yaptık. Bugüne kadar özellikle terörde şehit olan ne kadar şehitlerimiz varsa o şehitliğe, o şehitlerimizin isimlerini yazdık. Dolayısıyla bizim bakış açımız budur. Biz her zaman bunların yanında olacağız. Bundan evvelki şehidimizin de yanında olduk, diğer şehitlerimizin de yanında olduk. Buna da aynı şekilde yanında olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Tüm şehitlerimize, özellikle Metin Aydemir'e Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Evet. Almış olduğumuz evin tapusu bürüt 200 metrekare, bürüt 200 metrekare, net 180 metrekare, sıfır bir daire. Kendilerine takdim ediyorum, annesine takdim ediyorum. Allah hayırlı etsin. Evet. Ben de oğluma yani dedim ki Allah şükür Allah sana devletimize yani bize al verirsiniz, alımlara da fırsat verirsiniz. Amin. Bir tapu değil, bir tapu da benim oğlumun gibi geçti. Ben onu o kadar destekledim, bizim tüm hayallerimiz kutsalımıza kavurdular. Allah-u Teala onlar vakit de dünyanızı, ahiretinizi onlara dağılsınlar. Ben sadece bizim yani şey, oğlumun bin canlı tabi memleketimize de yine feda ederim. Yani her zaman toprağımızı da korumak zorundayız. Yani ben bu tabiyi de sadece devletimiz için alıyorum. Allah razı olsun, sağ olasın. Anahtarını da, evin anahtarını da ben kardeşine. Evet, onun da kardeşine. Evet. Bu da evin anahtarı. Şöyle bir topla alalım mı? Evet, da alacağız. Gel sen de. Gel. 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 Arkadaşlar buyurun, uçağımız var. Bu arada bir de evden bir beraber görelim. Evet. Arabamız da hazır. Görüşsek daha iyi. Tamam. Bu masaya gerçekten madde.
Korumasıyla beraber çıkardığımız korumasıyla beraber. Ama biz vatanımıza çıktığımız vatana hizmet ediyoruz. Ne mutlu bize ki vatanda kalp vardı, vatanda şehit olmuş. Bizim için gurur duyuyoruz. Buna gurur duyuyoruz. Hem dünyamızı hem akademizi geliyoruz. Ben de değil olsa da bir tane de olsa korumalıdır. Korumalıdır. Abla buyurun. Araba gel. Abla var. Başkanım biraz daha geri gidebilir miyiz acaba? Biraz geri gir. He. Tamam. Teşekkür ediyoruz başkanım. Tam alamıyoruz şeyi. Başkanım böyle. Teyze biraz yan tarafa, öne gel. Anneciğim. Tamam mı? Tamam başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı etsin. Sağ olun, Allah'ın razı olsun. Artık siz gezin bakın. Evet, başkanım. Evet, ilk girişimizden dolayı kendilerine bir hediyemiz var. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağımız. Onları da kendilerine hediye ediyorum. Size hediye ediyorum. Tamam başkanım. Ben size teşekkür ederim. Arz ettiği Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bizim için dünyada da daha üstündür. En büyük hediye oldu. Biz canımızı da ev için vermemişiz. Vatanımız için, bayrağımız için, her an için veriyoruz. Her an için varız. Hediyemiz budur. Değil ki sadece benim çocuğum. Benim çocuğum bütün Türkiye'nin şehididir, bütün Türkiye'nin çocuğudur. Ve onun gibi rağmen tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah bu Kur'an'ı hakkı için onları hakkı diyelerinden bırakmaz. Amin. Başka bir şeyler istedim yoktur. Teşekkür ederim. Ben de başkanıma teşekkür ediyoruz. Anne olarak. Ben de anne olarak aynısını diyelim. Değil mi? Benim için bu bayrağın değeri daha çok fazla. Benim oğlumun kanı bu bayramdadır. Allah Teala bu zalimlere fesat vermesin. Amin. Bu zalimlerin köyünü kalsın. Amin. Devletimize de rahatlık versin. Ben bunu diyelim. Benim başka çocuklarım da var. Yarın öbürsü gün bu da asker olacak. Öbürü de olacak, öbürü de olacak. Rahat bir nefesle askerliğini yapmak inşallah Allah Teala sonundanla bunu yani bir şekilde gönlümüz rahat diyebiliriz ki bu akbabaların kökü gelmiş. Nerede olsalar askerliğini yapsalar içimiz rahatdır. Biz sadece bunu diyelim. Bunların kökü de dön kalsın. Allah sadece bunu diyelim. Allah hayırlı etsin. Sağ olun. Güle güle oturasın. Çok sağ olun başkanım. Yani benim için ev bir şey değil. Elbette tabii. Doğumu ne geri getirmez. Bizim çok hayallerimiz var. Yani bizim aldığımızı bilip ev değil. Evet. Yüzlerle evet. Bir tane de ev alsak. Onun karşılığı asla ve asla değildir. Evet. Dolayısıyla sadece yani. Küçük de olsa bir destek olma mahiyeti. Başkanımız arz etmişse. Ben hep kalsaydı ben istemiyordum. Sadece başkanımız evet. Şu arz ettiğiniz için biz bunu ona hediyesi olarak kabul ettik. Yani dünya malı için değil. Biz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanım bunu ardından bulmuş. Hani gerçekten var. Ben böyle bir talepte bulunduğum zaman kendileri ya ben kabul etmiyorum. Bu iyi bir şey değil falan vesaire dediler. Hem kendisi hem annesi. Ama biz bir söz verdik. O sözü dedim yerine getirelim. Az da olsa bir desteğimiz olmuş olur. Allah'ım kendilerinden razı olsun. Tekrar kendilerine hayırlı olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Kardeş görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Aynen o da. Bir tane ben de bir resim alacağım. Metin biz bir bayramın altında yaşamışız. Dedemiz, nenemiz, annemiz, bu ailemiz, bu devletin bu bayramın altında. Ve her zaman da bu bayramın altında yaşıyoruz. Tüm çocuklarımız da devletin bayramın altında yaşıyorlar. Bayrak birdir, Türkiye birdir. Türkiye Müslümandır. Türkiye her zaman Müslümanlığı adını atmış. Hiçbir zaman da yenilmez.